Silikon Vadisi'ne hoş geldiniz. Ben sunucunuz İnşaat Karaca. Yine her gün olduğu gibi bugün de Silikon Vadisi'nden sesleniyoruz sizlere ve yanımda Umut Büyükürük var. Silikon Vadisi TV genel yayın yönetmeni. Merhaba Umut'cum. Öncelikle hoş geldin programa. Umut, bugün önemli bir haberden bahsedeceğiz. Aslında günlerdir gündemde ama biz sıklıkla hani bunun haberini de yaptık Silikon Vadisi.tv'de. Ama hani incelemeye devam ettik. Bugün de bu haberi yayınlayalım dedik çünkü önemli bir gelişme, özellikle Android telefon kullanıcıları için. Nedir? Ben sana bırakıyorum. Şöyle, bu Android dünyasında Android geliştiricileri tarafından ya da Google tarafından fark edilen bir açık değil aslında. Bu bir güvenlik firması tarafından fark edilen bir açık. Bu bir açık, yani başlıca bir güvenlik açığı. Aynen. Aslında çok da büyük bir güvenlik açığı. Böyle ya hallederler diyebileceğimiz bir şey değil. Çünkü sonu bize dayanan bir açık. Bu açığın kaynaklanması aslında bütün yazılım dünyasında olduğu gibi bir saldırıdan kaynaklanıyor. Bu saldırıyı da şöyle gerçekleştiriyorlar. Bir MMS mesajı atıyorlar. Bu MMS mesajında bir video geliyor size. Tamam. Siz bu videoyu izlerken karşı taraf sizin bütün bilgilerinizi ele geçiriyor. Bütün bilgilerinizi derken? Evet. Telefon, kişisel veriler, fotoğraflar, rehber. Yani o telefonda ne varsa karşı tarafa siz o videoyu izlerken tatlı tatlı vermiş oluyorsunuz. Bu Android telefonlarda olan bir açık. Ama şöyle de bir şey var. Bu ilk başta MMS olarak anlatılsa da bu Trojan'ın şu anda belli mesajlaşma servislerinde, yani WhatsApp gibi, onun dışında belli işte TikTok gibi, yani bu tür mesajlaşma alanlarında da gerçekleştiği ortaya çıktı. O yüzden hem tehlikenin boyutu arttı, hem de aynı zamanda yani senle daha önce güvenlik konusunda birkaç bölüm yapmıştık. Şimdi işin şu tarafını düşünmek lazım. Gerçekten önemli bir veri varsa elinizde, bu veriyi almak artık çok kolay. Ama önemli veriden öte, yani ne bileyim, birçok insan telefonunda şifrelerini tutuyor, telefonda bankacılık uygulaması kullanıyor vesaire. Yani aynı anda bankacılık uygulamasının açık olduğunu düşün ve senin bu işi yaptığını düşün yani. Çok önemli şeyler olabilir yani. Onun dışında firmalardan gelen uyarılar şu şekilde, yani komik aslında. Bilmediğiniz numaralardan gelen şeyleri açmayın diyorlar. Ama gel gelelim, bundan 1-2 hafta önce biz yakın arkadaşlarımızın Facebook şifrelerinin kırıldığını ve onlardan gelen mesajlarla dolandırıcılık yapıldığını söylemiştik. İzleyicilerimize de aktarmıştık. Bunun da böyle bir tarafı var. Belli numara yönlendirmeleriyle, yani çok yakın arkadaşınızdan, benden size, sizden bana bu tür bir video gelebilir ve gün içerisinde gelirse, ben sizden bir video gelirse anında açar izlerim mesela yani. O yüzden yani bu yakınlık ilişkisine paralelde tehlikenin boyutu çok büyüyor. Ve yani yakınlık ilişkisi öne atılarak da bir güvenlik duvarı oluşturmak mümkün değil. Yani ama sen bilmediğin numaraları açma diyerek, yani bilmediğin maillere bakma diyerek antivirüs kullanmamak gibi bir şey yani bu. Evet, aynen öyle. Ama yani bir şekilde geliyor o Trojan. Şimdilik firmanın yaptığı açıklamaya dayanarak söylüyorum bunu. Şimdilik Samsung ve LG modellerinde böyle bir açığa rastlanmamış. Yani bu iç yazılımsal bir dengeden kaynaklanan bir şey. Ama onun dışında... O zaman Android'in problemi değil bu. Daha çok genel kullanılan çekirdek yapısı, belki Android'in bir çekirdek yapısından kaynaklanan bir açık. Evet. Belki belirli firmalar bunu kapattılar filan falan. Evet, muhtemelen. Ama şöyle söylemem gerekiyor. Android kullanan herkesin tehlike altında olduğunu belirtmem gerekiyor. Çünkü bu bahsettiğimiz, evet, Samsung telefonlarda yok diyebiliyoruz. Ama birçoğumuz mesela gelen telefonun paketini değiştiriyoruz. Evet, doğru söylüyorsun. Yani belli şeyleri siliyoruz, kullanmıyoruz diye belli paketleri iptal ediyoruz. Ve belki önüne çekilen bir duvarı biz kendi elimizle yıkmış oluyoruz. Evet. Bu sebeple evet, ben Samsung kullanıyorum, ben rahatım, istediğimi yaparım falan, öyle bir konu değil bu. Anladım. Herkes, Android kullanan herkes şu an tehlike altında. Tehlike altında.
O zaman bunu hemen hani ben izleyicilerimiz adına ben sorayım. Peki bunu engellemenin bir yolu yok mu? Yani bir antivirüs yazılımı ya da bir malware, anti-malware yazılımıyla bunu engellememiz mümkün değil mi? Telefonlar için kullanan. Şu anda bunu tespit edebilen bir antivirüs yazılımı yok. Ama Google'ın yaptığı açıklamayla birlikte bu açın çok kısa sürede kapatılacağını dair bir açıklama, resmi açıklama var. Ama ne kadar veri gider, kaç kişinin kişisel verisi gider, bunlar ne için kullanılır bu konu hakkında? Ben bunu yıllarca söyledim. Hala yine söylemeye devam ediyorum. Hep bana Android ile iOS arasındaki fark soruluyor. Neden iPhone, neden Android deniyor? Evet abi, yani Android çok daha geliştirmeye yakın. iOS'un çok bizi sinirlendiren, Apple'ın bizi çok sinirlendiren şeyi oluyor ama işte bu güvenlik... Evet. Hem hani Android'in kendi güvenlik açıkları hem de içindeki yazılımların yani uygulama yani Android marketteki yazılımların, uygulamaların, application'ların güvenlik açığı o kadar fazla ki yani bu telefonu kullanıyorsan çok fazla Android telefonu kullanıyorsan telefonda çok fazla bilgi tutmayacaksın. Yani mümkünse. Yani çok telefon rehberi kimin ne işine yarayacak? Hani telefon rehberini tutuyorsun muhakkak tutacaksın ama hani kimin ne işe derken o da büyük bir bilgi de ama hani ne bileyim özel fotoğraflarını orada tutmayacaksın. Ne bileyim özel bilgilerini orada tutmayacaksın. Özel dosyalarını oraya indirmeyeceksin vesaire vesaire. Ya ben mesela şu an telefonumda bireysel bankacılıkta bütün şifreler girilmiş. Kullanıma açık bir şekilde duruyor. Duruyor işte. Ondan bahsediyorum. Yani bir tıkla bankaya ulaşayım diye yaptım onu ama bir tıkla başkası da ulaşabilir şu anda. İşte önemli olan yani mesela müşteri numaranı yazıyorsun. Müşteri numaranı yazdıktan sonra bana oraya kaydet diyorsun bankacılıkta. Evet. Sen müşteri numaranı kolaylıkla baş kümesine veriyorsun. Aynen. Adamın geriye kalıyor sadece senin şifreni hatırlamak. O da zaten belirli programlarla onu bulmakta çok zor oluyor. Allah'tan Türkiye'de SMS verification var. Yani SMS'de bir doğrulama kodu geliyor. Ya mesela örnek vermek gerekirse Amerika'da SMS verification yok. Sadece kullanıcı ismi ve şifreyle direkt bankacılık işlemlerine girebiliyorsun ve daha da önemlisi direkt kullanıcı adını ve şifreni de kaydedebiliyorsun. Çok yani farklı. Yani adamlara resmen her şeyi böyle tepsiyle sunabilirsin. O yüzden bence Türkiye'de yani evet büyük bir açık çok önemli ama bence yurt dışında özellikle Amerika'da bu daha büyük sorunlar doğuracaktır. Daha büyük problemler yaşatacaktır. Peki verdiğin bilgiler için çok teşekkürler. Ben önemli teşekkür bilgi de arkadaşlar yine de elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışacağız. Bu konu hakkında soru sormak isterseniz bize her zaman alttaki Twitter adreslerine ulaşabilirsiniz veya www.silikonvadisi.tv haber sitemiz üzerinden de bize 7/24 ulaşmanız, mesajlarınızı göndermeniz mümkün. Bu videonun HD halinde Silikon Vadisi YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşünceye dek herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın.